Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok çok değerli bir misafirimiz var bugün. Candan Avunduk bizimle. Çok değerli bir iş insanımız, eski Sanayi Odası Başkanımız. Onunla biraz sohbet yapacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Kendisi çok geniş bir şey var. Yani ekonomidir, şudur budur ama ben daha fazla üretimde, yani bizim bilhassa ihracat kalemimiz olan Hellim'de ne oluyor, onu bilmek istiyorum. Çünkü biz bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Böyle saray otelin dikili taşın etrafında böyle dolaşmaktan bazen bizim için çok önemli olan endüstrileri böyle göz ardı edebiliyoruz. Bunu yapmayalım. Candan Bey'e konuşalım. Bakalım neler söyleyecek bize. Evet, buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Candan Bey'le sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, zamandır da görüşmedik. Çok meşguldünüz, evet. Eminim. Ama evet, sizi filinta gibi buldum. Yani böyle bir eksik sağlık olmayın abidesi gibi görüyorum sizi. Eksik hakikaten çok iyi buldum. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Doğru diyet, doğru güzel yaşam var burada bir yerde. Sağlıklı yaşam evet, var. Biraz da böyle yürüyüşler falan aslında olması gereken şeyleri yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü bizde Kıbrıs'ta genelde mazaret vardır bizde. Mazaretten işte egzersiz yapamıyoruz, doğru yiyemiyoruz. Hep sabotaj vardır deriz mesela Erhan Bey gibi böyle. Ona böyle buradan böyle laf atayım ki bize tekrar o da bize şey yapsın. Evet. Mazaretimiz var hep devamlı bir şeyler yapmak için. Fakat üretimde mazaretimiz nedir bugünlerde? Çünkü bizde hakikaten en güzel hellim bizde diyorum. Ben Rum'un hellimini de yedim. Aynı hayvan, aynı şey ama bizim hellimimiz bir daha güzel. Evet. Orada. Onların ev yapımı hellimlerinde bize biraz fark atarlar. Çünkü daha kaymaklı gibi geliyor bana. Biz yani bir şekilde hellimin ya da sütün her tarafını aldığımız için içinden böyle bir şeyler oluyor o hellime sonuçta. Ama daha güzel yaptığımız halde bizde üretim daha az, ihracat daha az. Yani Rumların başarısı, fiyatı, ihracatın fiyatı daha az. Böyle Rumların o başarısını daha yakalayamadık yurt dışında gibi geliyor. Ama tabii zaten onların başarılarını yurt içinde de yakalamak lazım önce demiştiniz. Evet, aynen. Tabii yani geriden başlayacak olsak Rumların kendilerine ait mukayesel avantajlar, Avrupa Birliği üyesi olmaları. Tabii. Ve 28 tane Avrupa Birliği ülkesine ihracat yapabilmeleri. Bu çok önemli bir konu. Özellikle de İngiltere ki Kıbrıs Rumların, Kıbrıs Türklerin yoğun yaşadığı bir yer. İngiltere'de yaşayan insanların hem İngilizlerin hem Kıbrıslıların hem Türk ve Rum farkındalığı var hellime karşı değil mi? Elbette, evet. Elbette. Onlar çok büyük bir pazar. Dolayısıyla Rumların o mukayesele avantajı bizi kat be kat aşmış durumda. Tabii Türklerin de kendine ait bir avantajı var. O da inatçı olmaları, ısrarcı olmaları. Tabii. Biraz da zor şartlar içinde yetiştiğimiz için agresif olmamız. Doğru. Biz de mesela şu anda Körfez ülkelerinde Rumların ürünleri neredeyse satılmıyor, satılamıyor. Bizlerle rekabet edemedikleri için. Onu söyleyebilirim. Fiyat biz onları fiyat, hizmet, servis her anlamda tabii, çok sevindim. Çok iyi. Kalitemiz bahsettiğiniz gibi çok iyi. Dolayısıyla biz aslında onlarla Körfez ülkelerinde çok ciddi mücadele ettik ve onları Körfez ülkelerinden dışarı çıkarıp o pazara hakimiz. Neredeyse %75-%80 oranında Körfez ülkelerinde pazar Kıbrıslı Türk üreticilere, sanayicilere, hellimcilere aittir diyebiliriz. Ne zamandan beri yani buna böyle bir böyle analiz olarak baktığımızda yani fiyat açısından belki Gazze'nin son durumu bilmiyorum yardımcı mı bu konuya? Yok hayır, o çok yeni konu. Şöyle Haluk Bey, bu aslında süreç uzun bir süreçten kaynaklanıyor. Biz aşağı yukarı bu süreci 10-15 yıl geriye doğru atarak anlatabiliriz. Hı hı. 15 yıl öncesinde işte özellikle Dubai'de yapılan uluslararası gıda fuarı vardır, Galfood dediğimiz. Sürekli bu fuarlara Kıbrıs Türk Sanayi Odası şemsiyesi altında katılırız. Ve oradaki müşterileri, diyaloglarımız, alıcılarımızla kurulur. Bununla beraber bizim elimizde bir ürün var. Bu ürünün satılması lazım. Çünkü dayanıklı bir tüketim ürünü değil. Ürettiğinizi bugün satmak zorundasınız. Alıcısı azsa veya yoksa biz bir şekilde agresif davranıp pazarda kendinize yer etmeniz lazım. Pazar açmanız lazım. Çünkü Türkiye hellimi daha yeni. Son 5 yıldır, 7 yıldır veya 10 yıldır kabullendi. Evet, veya menülerine koydular. Aynen, arttırdılar. Eskiden biz işte Türkiye'de hellim denildiği zaman
ya burada askerlik yapan, ya burada öğrenci olan, ya da buraya doğru. turist olarak gelip gidenlerin bildiği bir peynir çeşidiydi evet. eski. Şimdi artık Türkiye'nin her yerinde, restoranlarda, kafelerde, menülerin içerisinde hellimi bulabiliyorsunuz. Marketlerde dahi. Evet. Bir de o zamanlar şu hellimin az satıldığı dönemde fiyatlar çok yüksekti marketlerde hı. ve diğer alanlarda. Neden? Çünkü bu ürün zaten azdı. İthal ürün olduğu için de böyle sanki Avrupa'dan geliyormuş havasıyla. Tabii böyle premier kar, şey olurdu. Bravo. Tam da öyle. Yüksek kar marjı konulup satılıyordu. Biz bunu engelledik Türkiye'de. Bir oradan pazarı açtık. Bir de bahsettiğim gibi işte bu süt hayvandan her gün sağıldığına göre, her günde sanayiye, fabrikalara ulaştığına göre, her günde hellim çıktığına göre, bu hellimi de depolayamayacağımıza göre satmak zorundayız. Yani aynen çaresizlikten mütevellit. Biz Arap dünyasında, köfez ülkelerinde başarılı olduk. Tabii çok canımız isterdi, canımız çekerdi. Avrupa Birliği ülkelerine, özellikle de İngiltere'ye ihracat yapalım. Hı hı. Çok canımı çekerdi. İkisinin ama, fiyat dengesi nedir? Mesela kilo olarak veyahut da tane olarak bilmiyorum artık. Arabistan'da veyahut da işte Arap dünyasında satılan hellimin, İngiltere'de satılan hellimin kar oranı hangisinin daha yüksektir? Bir global fiyatlama var mı burada? Yani var tabii. Yani özellikle İngiltere pazarı fiyat anlamında aha. çok iyi bize göre. Anladım. Neredeyse kilo başına 2-2,5 euroya yakın bir fiyat farkı doğuyor Körfez'le İngiltere arasında. Bundan dolayı canımız çok çeker. Oraya mal satalım. Tabii tabii. Ama sorum şu, cevabınızı unutmayın lütfen. Tabii. Çünkü bir şeyiniz var, böyle eskiden geliyorsunuz. Bu fiyat farkı Rum'un Avrupa'ya, İngiltere'ye yöneldiğini de gösterebilir mi bize? Yani eğer daha yüksek fiyata, daha karlı fiyata, çünkü sonuçta belirli bir miktar üretebiliyorsunuz. Evet. Ve bu miktar da yani ya Arabistan'a gidecek ya İngiltere'ye gidecek. Der ki bir iş adamı, daha yüksek bir fiyata ulaşıyorsam ben İngiltere marketine elbette onu tercih ederim tabii. Bunun da şeyi var mı? Yani doğru analiz etmek istiyorum bizim Körfez bölgesinde yaptığımız ya da ulaştığımız başarıyı doğru analiz etmek istiyorum. Çünkü korkunç hikayeler vardı eskiden Körfez dünyasında. Rum tüccar otelinde oturup satarken bizimkiler birbirlerini kesiyorlardı. Yani 5 liraya yani, ben sana 4,5'a veriyorum gibisinden kendi kendimizin satışının böyle. Altına giriyorduk. Böyle hikayeler duyuyordum. Şimdi esasen bunlar şehir efsanesi değil. Birbirimize açık konuşalım. Bunlar evet. doğrudur. Şehir efsanesi değil. Bunlar oldu. Geçmişti. Evet. Geçmiş dönemde de oldu. Çünkü pazar çok geniş değildi ve bu pazarın içerisindeki payda Türklerin yeri azdı. Bir şekilde hem Rumlarla hem kendi kendimiz birbirimiz içerisinde rekabet ediyorduk. Ama maalesef tabii. Geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani sevinerek ve övünerek de söyleyebilirim ki artık o birbirimizi kırma, birbirimizin fiyatlarını düşürtme ya da birbirimizin müşterilerine gitme gibi bir alışkanlığımızı terk ettik. Bu Kıbrıs Türk Sanayisi evet. adına evet terk ha. ettik bu alışkanlıklarımızı. Şimdi herkes kendi kulvarında, kendi destinasyonunda ve kendi müşterileriyle en iyi şekilde alışverişini yapmaya çalışıyor. Bu anlamda o taraf iyi. Fakat o tarafın bildiği bir büyük avantaj var. O da şu. Arap ülkeleri biliyor ki biz sadece ve sadece ihracatı ortalamada Körfez ülkelerine yapabiliriz. Dolayısıyla şimdi onlar şöyle düşünüyorlar. Ben almazsam kimse alamayacak bunu. O zaman ben fiyat anlamında istediğim şekilde karşı tarafa amiyane tabirle söylüyorum. Gerdirebilirim, kastırabilirim ya da zorlayabilirim. Tabii, tabii. Onları istediğim noktaya getirebilirim. Ha. Bu bizim aslında zayıf karnımız. Tabii. Bundan dolayı işte bazen biz eleştiriliriz. İşte Arap dünyasında fiyatlarınız çok düşük. Ha. Yani onlar tamam bizden da, daha ucuza yiyor. Yani yerel evet, halktan. Evet, evet. Bunu duyarız ama bu da, bir de şu var. Onlar da biliyorlar bizim bu konudaki zafiyetimizi, zayıf karnımızı. Sürekli oraya çalışıyorlar. Tabii. Ha, Rumların öyle bir dezavantajı yok. Çünkü Rumlar oraya satmasa veya satamasalar onların işte Avrupa Birliği ülkeleri olduğu gibi en büyük pazarı da İngiltere pazarı ki İngiltere'ye giden hellimler KKTC'de üretilen sayısal olarak söylüyorum ki bu ölçülebilir bir değerdir. KKTC hı. sınırlar içerisinde üretilen tüm hellimlerden daha fazlası sadece İngiltere'ye pazarlanıyor Rumlar tarafından. Tabii. Kıbrıs'ta, Güney Kuzey Kıbrıs'ta üretilen, altını çizerek söylüyorum. Yani yerel ve ihraç edilen
Dahil. İçeride ve de içeride sattığımız ve de ihraç ettiğimiz, Türkiye ve aynı şekilde Arap ülkelerine ihraç ettiğimiz hellimleri toplayın. Güney Kıbrıslı üreticilerin sadece İngiltere'ye sattığı hellimden daha azdır. Sadece Güney Kıbrıs için konuşuyorum. Evet, evet. Bu da aslında İngiltere pazarının ne kadar önemli olduğunu, ne tabii kadar büyük olduğunu ve ne kadar tabii güçlü olduğunu. Tabii. Çünkü İngiltere'de sadece işte biz marketlere veya diğer alanlara kendi markalarıyla satmıyor Kıbrıslı sanayiciler, Güney Kıbrıslı sanayiciler. Onlar bir de onların işte meşhur markaları vardır. İşte bilirsiniz Tesco'lar vardır, Sainsbury'ler vardır. Tabii tabii. Onlarla ana anlaşmalar yaparak satıyorlar. Aynen. O marketlerin isimleriyle hellim üretip satıyorlar. Gidip İngiltere'de görebilirsiniz. Örneğin Sainsbury'nin ismiyle satıyorlar. İşte tabii. Tesco'nun ismiyle satıyorlar. Tesco hellimi, hallumisi. Aynen. Evet. Evet. Bu müthiş bir pazar. Tabii. O yüzden hani programın başında dedim ya, canımız çok çeker biz de oraya satalım. Tabii. Ama an itibariyle çünkü Tesco ya da Sainsbury güvenilirliği var ansızın. Çünkü diyelim ki işte orada yazar Avunduk Hallumi, Hellimi yazar orada. Şimdi İngiliz ona bakar. Anladım, Hallumi nedir anladım ama emin değilim yani bu ne zamandan beri yapıyor işi, ama öbüründe Tesco yazıyor. Bu bilindik, kaliteli. İsmi var. %100 emin hijyeninden, her şeyinden. Tamam, ben bunu alırım der. Tabii mesela. Yüzyıllardır Tesco tabelasını görüyor ve tabelasına tabii bakıp içeri giriyor. Şimdi orada tabii bizim markamız olan Meriç'i görmüyor. Meriç sadece içerideki parçalardan bir tanesi. Belki orada da ürün gamında 2000 çeşit, 5000 çeşit ürün vardır. Tüm anlamda söylüyorum. 5000 çeşitin içerisinde bir tanesi Meriç'tir. Ama Tesco veya Sainsbury komple tabeladır. Ve çocuklar doğduğu günler itibaren bahsettiğiniz gibi tanıyorlar. Artık ona güven duyuyorlar. Onun etiketinin olduğu her şey onlar için güvenlidir. Tabii, tabii. Bir de Rum'a şöyle bir avantaj veriyor ki bunu geçmişte ticarette eminim sizler de uygulamışsınızdır. Şimdi Körfez ülkelerinde zaten diyor ben İngiltere'ye satıyorum. Türkleri daha da aşağıya düşürmek için kendisi de satmayacağı pozisyonu alır ve der ki işte tanesi 5 dolarsa diyelim. Der ki ben 4,5 dolara da veririm. Biz de rekabet etmek için 4'e düşeriz mesela. Oraları tamamdır. Yani bizi zorunan en aşağılara düşürür. Çünkü satmaya niyetli olmayacağı bir pozisyona kendisi de girer oradan. Mecburen biz onun da altına. Yani bizim tabii karımızı da engeller. Tabii her türlü dezavantajdayız. Yani o pazarda. Neden? Tabii. Çünkü hani biraz önce söylediğim gibi bizim zayıf karnımız var ve elimiz kolumuz bağlı. Hareket olanağımız çok az. Ha, çok şükür ki Türkiye bu konuda fena değil. İyi ürün çekiyor. Türkiye'de ihracat var ama tabii işin yükünü, ağırlığını Körfez ülkeleri karşılıyor. Bizim tarafımız için yani Kuzey Kıbrıs için. Güney Kıbrıs içinse özellikle İngiltere pazarı. Onlar işte Finlandiya, İsveç, Norveç ve bir sürü Avrupa ülkelerine rahat tabii gönderiyorlar. İşte Avustralyaları, Amerikaları var. Tabii. Şimdi bizim ambargolu olduğumuzu işte Amerika'da, Avustralya'da bilse, bildiğinden dolayı alırken diğerleriyle daha sıkı tutuyor bizi, daha zorluyor ürün almada. Ama diğerleri için yani Güney Kıbrıs için çok avantajlı bir yer. İşte tabii AB ülkesi, biraz önce Tesco örneğinden bahsettik. İşte uzun zamandır bu işi yapıyorlar, güvenmiş, ilişkiler tabii yapılmış. Aynı birliğin üyesi, şimdi onlar almayacak da bizden tabii mi alacak? Bir daha referans dediğinde ben Sainsbury'ye satarım, ben Tesco'ya evet satarım, yani Selfridge'e evet satarım, yani Harrods'a satarım dediğinde ya sana şimdi tabii yani bir daha düşünürsün. Yani ticareti siz geçmişinizde tabii yaşadınız, biliyorsunuz. Tabii. Sizin de tecrübeleriniz çok önemli bu konuda. Bunlar hep karşımıza çıkan, ticarette karşımıza çıkan tabii defeklerdir, sıkıntılardır, dezavantajlardır. Ama işte dedim ya Türklerin bir şeyi var. Biz, vazgeçmez, inatçı. İnatçılığımız vardır. Şükür ondan tabii götürüyoruz. Tabii. Ha bizim bir de özellikle ihracat kapısında karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de şimdilerde çıktı. Hellim'in coğrafi tesciliyle ilgili, PDO ile ilgili. İşte biliyorsunuz Kıbrıs Adası'nda bu üretilir. Ve başka hiçbir yerde üretilmezdi. İşte Türkiye'de de üretiliyordu bunun bizim dönemimizde coğrafi tescili geçirdik Türkiye'de ve Türkiye'deki üretimi durdurduk. Avrupa'da üretim devam ediyordu. Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da hellimin üretimi devam ediyordu.
Avrupa Birliği'nde PDO geçtikten sonra, teçhiz geçtikten sonra Haluk Bey, onların üretimi durdu. Ama bu sefer başka bir tehlikeyle karşılaştık. O da grill cheese dedikleri ya. Bir peynir ki bu grill cheese aslında Hellim'in kendisi. Yani. Biz bize şimdi bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece ismi değişti. Resmi, içeriği, üretim prosesi, rahyası, tadı her türlü Hellim. Her türlü. Şimdi neden grill cheese'le Hellim rekabet edemiyor Avrupa'da veya Araplarda? Özellikle Arapları çok dövüyor bu şeyden gelen ürünler. Macaristan'dan özellikle. Hajdu diye bir firma var. İsim vermekte hiç sıkıntı yok. Çünkü onlardaki süt üretim maliyetleri düşük olduğu için çiğ süt fiyatı hem kalite olarak çok yüksek hem de fiyat olarak oldukça düşük. Bir de miktarsal olarak çok fazla üretimleri var. Onlar başka başka yerlere satarken bir şekilde bu ürüne de bulaştılar. Hellim durduktan sonra oradaki pazardan da iştahlılar. Düşük süt fiyatından dolayı ortaya çıktıkları maliyetleri düşük. Bundan dolayı fiyat düşük. Düşük fiyat çekiyorlar Körfez ülkelerine. Bu da bizim önümüzde ciddi bir tehlike. Biz bunu Sayın Bakan Hüseyin Çavuş'la görüştük. Ona da anlattık. Çalışma başlattıklarını, tedbir almaya çalıştıklarını söylediler ki bu tabii ki direkt maliyetlerle ilgili olduğu için hayvan üreticilerinin veya çiğ süt üreticilerinin burada girdi maliyetleri konusunda bir düşüş sağlanıp çiğ süt fiyatlarının buna göre ayarlanıp sanayiciye ulaşması, sanayicinin de o pazarlarda onlarla rekabet etmesi. Biz zaten hani dedim ya birbirimize uğraşmayı falan o olgunluğa eriştik. Tabii. Biz zaten mecburiyetten olgunluğa eriştik bir de. Tabii, çünkü karşımızda tabii, başka aşağıya başka gide gide tehditler nereye var. Gideceksin? Tabii. Yani bedavaya iş yapıyorsun artık. Bir de başka başka tehditler var. İşte daha önce Hellim adı altında satıyordu bu insanlar. Tabii biz sıkıştırıyorduk. Fakat şimdi PDO'dan sonra Hellim'i kullanamıyorlar. Ama yerine grill cheese diye ciddi anlamda da fiyat veriyorlar. Hatta Hellim'in daha çok anlaşılır bir isim. Yani İngilizce konuşan için. Yani bu Hellim ne işe yarar? Hellim ne işe yarar bilmeyen için. İşte bir tip bir şey. Yani üstündeki resme belki bakarsınız ama grill cheese dediğiniz zaman o kadar iyi anlatıyor ki yani grill yapabileceğiniz bir peynir çeşidi ve yani kendi başına sizi cezbeden bir isim ve şey olarak böyle. Elbette ürünü tarif ediyor. Ürünü yani tarif ne yapacağız? İşte grill cheese ne olur bundan? İşte bunu aslında siz pişirebilirsiniz. Tabii, bunu kızartabilirsiniz. Tabii. Hellim'in özelliği o çünkü. Evet. Ama Hellim ya Hallumi'yi bilen bilir diyelim. Bilen bilir. Evet. Tabii. O isim hakikaten tam tamamlayıcı bir tasvir tabii, oldu. Tabii. Keşke şey video bir şey olsaydı. Hallumi Grill Cheese yani ya da Hellim Grill Cheese gibisi böyle bir isim ki onu da alamasınlar. Ama belki de bu tescil ama Grill Cheese öyle bir isim ki bunun şeyini alamazdınız. Yok o tabii isim tescilini alamazdınız. Union gibi yani bu çok çok da geniş anlamı var. Evet. Peki ama bakın savaşımız hep fiyat. Yani savaşımız hep fiyat ve bu başka yönde acaba deneyemez misiniz? Mesela Körfez ülkelerinde kalitemizin algısını artırmak, işte sağlık açısından artırmak. Yani sonuçta bir ürünü tercih edersiniz çünkü algınız sizin için bu ürünün daha iyi, kalite, yararlı ve çeşit çeşit. Hellim yerseniz işte saçınız büyür mesela. Yani bir algı yaratırsınız ve o daha iyidir. Yani oralarda hiç savaş vermeyi düşünüyor muyuz? Çünkü fiyatla olmuyor. Çünkü her zaman için biri gelip sizi fiyattan vuracak altınızdan. Yani bugün grill cheese'dir. Yarın öbür gün double grill cheese gelir. Daha da ucuzdur. O da sizin altınıza girer. Siz nereye kadar düşeceksiniz? Yani şimdi şöyle... Hellim'in mukayeseli avantajı olarak işte ortaya koyabileceğiniz şeyler bunu çeşit çeşit kullanabilirsiniz. İşte pişirerek işte yağda kızartırsınız, tavada kızartırsınız, tabii, çiğ yiyebilirsiniz. Börekleri kullanırsınız. Evet, börekleri, sandviç arasında, tostta, şurada burada. Kullanım alanı geniş olan bir ürün ama diğer ürünlere göre mukayeseli bir avantajı yok Hellim'in. Hani sağlık anlamda ya da diğer alanlarda size yapacağı katkıları
anlatmaya başlarsanız belli noktaya kadar anlatır, ondan sonra durursunuz ki ortalamada tüm peynirlerde bu özellikler vardır. Bizi diğer peynirlerden ayıran, hellimi diğer peynirlerden ayıran özelliği onun işte pişerek kullanılabilmesi. Şimdi algı sadece orada değil, algı işte Prens Rahim hellimi yerken televizyonda görünür ya da basında görünür. Ya da mesela en büyük önlem nedir? Fenomenlerdir. Yani Arap dünyasındaki fenomenler. Siz fenomenleri tutarsanız ve fenomenler hellimi yerken yaparken ansızın öyle bir kitle gelişir orada ki hellimden başka bir şey yenmez artık. Ve sosyal medya ve fenomenler çok büyüktür bu konuda. Yani bu dünyamızın reklamıdır, şeyidir, fenomenlerden. Türkiye'deki gibi kötü isimleri yoktur fenomenlerin son zamanlarda. Ama Arap dünyasında bayi fenomenler var. Bilirsiniz, şimdi siz de bu işin içinden geldiniz. Bunlardan bir tanesini de hatta çalıştınız. İşte mesela hiç reklamı eksik olmayan ama dünyada da satışı çok fazla olan, çok global, yüzyıllardır satılan işte Coca-Cola ve Pepsi-Cola var. Büyük savaşlar tabii. Ve bunların reklamları televizyonlarda hiç eksik olmaz. Aslında reklama ihtiyaçları mı var? Hayır. Herkes bu Coca-Cola'yı, Pepsi-Cola'yı çok iyi bilir. Yani kola tüketimi çok iyidir. Herkes çok iyi bilir. Herkes çok tanımıştır. 100 yılı aşan bir serüveni vardır. Damak tadı her ülkeye göre uygundur. Herkes de beğenir. Ama buna rağmen her gün reklam vermek zorundalar. Neden? Evet. Çünkü ulusal alanda rekabet, işte fiyatları zaten neredeyse aynı. Öne geçmek için sizin bahsettiğiniz gibi bir avantaj yaratmaya çalışıyor. Bir bilinirlik, bir görünürlüğünü ortaya çıkartmaya çalışıyor. İşte ünlü popstarları falan kullanarak. Siz de bunları kullanırsınız ama bizim için bunlar çok ağır maliyetli. Fenomenler şimdi, değil, işte onun için fenomenler değil. Fenomenlerle de çok fazla şeye ulaşırlar. Bir yere gider. Asıl burada tabii. Yani bir Ronaldo'yu kullanacak değiliz herhalde elbette burada. Evet. Asıl burada bizim gelmeye çalıştığımız şey şu. Şimdi bizim avantajımız hellimin Kıbrıs adası içerisinde üretilmesi. Dezavantajımız buna benzeyen ürünlerin de başka ülkelerde olması. Tabii tabii. Bunun önüne de nasıl geçilir? Onların avantajlarına bakılır. Şöyle ki, onlardaki maliyetler alındığında, bizdeki maliyetler bir kenara konulduğunda, eğer maliyetlerde eşitlik sağlanırsa bizim önümüz açılır. Bizim önümüzü kapatan, ne kadar reklam yaparsak da yapalım, önümüzü kapatan şey maliyetlerdir. Siz 6 dolara sattığınız ürün bir tarafta dururken muadilini 5 dolara birisi satıyorsa şayet, bunu ancak 5 dolar olan malın daha hızlı satıldığını görebilirsiniz. 6 dolara niye alayım diyecek. Çünkü yan yana koyduğu zaman ikisi de aynı ürün. Evet, belki reklam ve şeylerden yararlanıyorsunuz ama günün sonunda herkes cebinin hesabını yapmaya başladığında bu öne çıkıyor. O yüzden bizim özellikle üstünde durduğumuz şey yarışa eşit başlamak. Ne demek istiyoruz? Avrupa'daki maliyetler neyse şayet, bizdeki maliyetleri de oraya getirebilirsek. Tabii. O zaman yarışa eşit şartlarda başlarız. Ha ondan sonra. Şimdi Avrupa'da şunu belirteyim. Avrupa'da yolda yürürsünüz, orada çayır biter. Evet. Bizde diken biter. Evet. Yani biten çayırın etrafında dikenler vardır ki hayvan gelip o çayırı, bitkiyi yemesin diye dikenleri vardır. Orada diken yoktur. Yani orada çayır biter. Yani o maliyetleri yani eşleştirmek bu ne demektir? Teşvik demektir. Tabii şimdi teşviğin de suyu çıktı diye düşünürüm. Yani hele süttür, şeydir, hayvancılıktır, işte ürünlerdir. Kaldırır mı KKTC daha fazla teşvik? Ne bileyim ben, Türkiye kaldırır mı? Onu da bilmiyorum. Ve daha o da ne kadar gider? Onun için ben algıdan taraf geliyorum. Çünkü oraya teşvik vereceğime ben algıyı yaratırım. O parayı oraya harcarım. Ve daha yüksek cirolara ulaşırım. Ve kar marjlarıyla gibi geliyor bana. Ama nasıl yapacaksınız? Yani söyleyin. Yani şimdi bir eşitlemek için ne yaparsınız? Onu sorayım. Şimdi tabii bizim bir büyük dezavantajımız var. Siz de bahsettiniz. Kurak ve sıcak bir iklimde yaşıyoruz. Evet. Avrupa'da sulak ve iyi bir iklimde yaşıyor. Ve daha hayvan daha da bol üretir diyelim. Yani emin değilim bundan ama bir inek daha fazla süt verir ya da bir koyun belki de daha fazla süt verir. Ya bu tamamen yeme bağlı, beslemeye bağlı. Siz ne kadar yedirirseniz onun o kadar veriyor. Optimum seviyesi o kadar verir. Cinsleri belki. Cinsleri. Bizim cinslerimiz ile İsrail'in cinsleri aynıdır ineklerde.
ve verimlerimiz İsrail'in neredeyse şu anda yarısı kadardır. Ağırlıklı olarak da beslenmeye bağlıdır. Hı hı. Beslenmeye bağlıdır. Avrupa'da beslenme, evet, yağış bol olduğu için işte sılajları veya diğer yeşil bitkilerini çok daha ucuza, arpasını, buğdayını çok daha ucuza ürettiğinden dolayı yem girdi maliyetleri düşük. Evet. Sebep hem çok üretiyorlar, çok üretiyorlar, birim maliyetleri düşüyor. Hem de iklimleri çok müsait, yağış bol. Bundan dolayı maliyet onlarda düşük. Bu onların mukayesel avantajlı gerçeği. Bizim gerçeğimizde az üretiyoruz, birim maliyetimiz yükseliyor. Artı kuru az. Bundan dolayı da bizim girdi maliyetlerimiz pahalı onlara göre. Bu da bizim gerçeğimiz, dezavantajımız. Tabii, tabii. Peki bu gerçeği dezavantajı avantaja çeviremez miyiz? Çevirebiliriz. Bizim toprağımız çok verimli. Güneşimiz bol. Su da Türkiye'den geldi. Tarımsal alanda sulamaya şayet Türkiye'den gelen suyu, ki bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmını tam olarak kullanamıyoruz. Yani tam optimuma ulaşmadık, siz de bilirsiniz. Ama potansiyelimiz orada diyorsunuz. Tabii. Yani o suyu da bu topraklara buluşturursak biz de yem bitkileri üretiriz bol. Bundan dolayı da maliyetlerimiz o kadar düşmese bile çok yaklaşır. Doğru. Bu da zaten bizi kurtarır, bizi düze çıkartır. Bizim dezavantajımız bahsettiğimiz iklimsel konular, ama aynı iklim neredeyse Güney Kıbrıs'ta da var. Aynı iklim İsrail'de de var. Fakat hem İsrail'de hem Güney Kıbrıs'ta maliyetler çok daha aşağı çekilmiş. Neden? Yüksek teknoloji kullanılıyor üretimde. Tarımsal üretimde de, hayvancılıkta da hep yüksek teknoloji. İşte dedik ki yarı kapasite. Şimdi bizde 20-22 litre inek verimi adada söylenir. Ortalamada bana göre biraz daha yüksek ama ortalamada 20-22 litre bir ineğin günde verdiği süt. İsrail'de bunu 35-40 litreyi buluyor. Rahat rahat. 35-40, tabii. Bir inekte. Şimdi İsrail'deki bir kişinin, bir çiftliğin bir ineğinden aldığı 35-40 litreyi koyun bu tarafa. Yedirdiği yemle aynı şekilde. Biz de aynı yemleri neredeyse yediriyoruz. Aldığımız 20-22 litre. Elbette ki bizim sütümüz daha pahalı olacak. Daha maliyetli olacak. Tabii. Dolayısıyla sanayiye gelen çiğ süt pahalı olacağı için sanayici de pahalı aldığı sütle ürettiği üründe otomatik pahalı olacak. Tabii. Bunun, İsrail'deki yem miktarı aynı. Tabii. Yoksa aynı miktarı. Miktarı yani bir hayvanın yiyeceği ortalamada 15 kilo yem yer. Yani. Bunu 14 yaparsınız, 16 yaparsınız, 13 yaparsınız, 17 ama yaparsınız. Aynı. Ama ortalamada 14-15. Verim daha fazla. Çünkü yediğinin besini, yani besinin kalitesini yüksek. Çeşidi. Evet. Çeşidi. Yani mısır sılacı yedirsiniz, soya yedirsiniz. Bunların hepsi süte katkı yapandır. Vurdu, i̇şte havuk bilmem nesi yedirirseniz. Sütü arttırır. Ama siz kuru kuru işte balayı, samanı dayarsanız, biraz da arpa verirseniz de, çok az da diğer yiyeceklerini verirseniz, o hayvan da sana verir. Yani yetersiz kalır. Ne ekersen aşına, o çıkar. Evet. Kaşığına diyor inek size. Evet. Çok makul ve mantıklı bir cevap veriyor tabiatıyla. O yüzden onu süte etki edecek, ete etki edecek yemleri ucuza mal edip yedirebilirseniz hayvanınıza, o da size daha iyi bakar. Sizin maliyetlerinizi aşağı çeker. Böylelikle sizi de pazarda daha güçlü bir hale getirir. Tabii. Bunlar sağlanabilir. Bunları sağlayacak altyapımız var. Teknik yapımız da var. Ama bunun için de tabii bir siyasi irade lazım ve bir planlama lazım öncelikle. O planlamanın olmadığı ortamda işte hani işte yukarıdan aşağı yuvarlanan bir şeyin nereye giderse ya da nereye gideceği hiç belli olmaz. Çünkü plansız aşağı iniyor. Hızla aşağı iniyor. Evet, o sorun tabii ki de. Bu bizim problemimiz. Bu planlanırsa şayet süt üretimin miktarı da dahil olmak üzere. Ama bunlar bizim yani canımız, ciğerimiz, yani ihracat, yani bir narıncıya var. Bir de sizlerin ürettiği helli var. Yani realitede baktığınızda bu ikisinin dışında kayda değer başka bir şeyimiz yok. Ufak tefek başka bir şeyler yani de var. Burada ama falan var ama evet. Bu ikisi önemli bizim için. Yani onun için bunu dediğiniz gibi eşit şartlara getirmek için gayemiz çok olmalı. Fakat bizde o şey var. Yani su geldi. Yıllardır hala daha taşımak için yine armut piş ağzıma düş var. Yine Türkiye'ye getirecek borularla, tünellerle. Yine dağıtacak arsalarla. Hatta şimdi mesela şu anda Türkiye şey yapıyor. Yani ne üretilsin, ne yetiştirilsin diye
bizleri böyle uyandırmaya çalışıyor Türkiye. Yani, maalesef evet. İşte bak şunu da yapabilirsiniz, bak bunu da yapabilirsiniz evet, falan. Evet. Yani bizi uyandırıyor. Hadi uyan, uyan, hadi bir şeyler yap gibisinden. Onu yapıyor Türkiye bize. Yani daha ne kadar işte biz mesela sizler işte yol gösteriyorsunuz. Yani bunu yaparsak iyi olur. Bunun tarımcıları var, hayvancıları var. Yani onlar da böyle bir araya gelsin ve desin ki tamam ya biz bunu yaparsak buradaki değerleri aşağıya çekebiliriz. Yok mu bu çalışma? Yani olmuyor mu bu çalışma? Yani işte, beni üzer bu kadar zamanda tabii, bunu yapmamaları. Bu aslında hani bakın işte dünya 8-9 milyar nüfusu var. Ve bu 8-9 milyara tabii ulaşamazsınız ama ortalamada %10'u bile olsa 800 milyon yapar. Düşünün. Yani pazarınızı %10, %1'e düşünün 80 milyon yapar. Ve bunların hellim ihtiyacı sadece ve sadece Kıbrıs Adası içerisinde sağlanacak. Yani ne kadar büyük bir dünyaya, ne kadar küçük bir coğrafyadan üretim yapıp satmaya çalışıyoruz ve tabii, başaramıyoruz veya zorlanıyoruz. Bu aslında bizim biraz da ayıbımız gibi geliyor. O yüzden planlamanın olması lazım. Biraz önce bahsettiğiniz işte destekler, teşvikler, bunlar ne yapar? Bunlar verimsiz kullanılırsa şayet, istediği yere gitmezse bir sonuca varamazsınız. Tabii. Bunun bir örneğini size şimdi vereceğim. Ama ondan önce şunu söylemem lazım. Eskiden çok söylenirdi. Çok moda bir şey var. İşte ihracatçıya çok destek veriliyor. İşte hellim Araplarda ucuza yeniyor ama bizde pahalı. Çünkü çok destek veriliyor. İşte gayet şeydi. 50 milyon satılıyor. Şu anda, 25 milyonu destek oluyor. İşte şu anda Navlun desteği adı altında verilen destek 2 TL. Süt 15 TL litresi. Verilen destek 2 TL. Hmm. 2 TL. Bu neredeyse hiç verilmese dahi o noktaya gelmiş durumdadır. İhracatçı hala daha şunu söylüyor şey yetkililere. Bu destekleri bize vermeyin. Çünkü o destek o kadar küçüldü ki. Bu bizim elektrikte de vardır. Örneğin elektrik 10 kuruş gibi bir şey alırsınız galiba. Evet. 90 kuruş gibi 10 kuruş alırdık. Şimdi 6 lira oldu. 10 kuruş alıyoruz hala. Tabii. Bak, bari verme. 90 kuruştan yani. 10 kuruş. 6 lira 10 kuruş. Süt 4 lirayken 2 TL. Helin başına. 50'ye gelen alırdı. Bir şey şimdi ha, tabii. Şimdi süt 15 TL, hala 2 TL. Yani biz kendimizi update etmedik. O yüzden aslında tarımsal sanayicilere veya imalatçılara verilmiş olan teşvik eskiden ağzımızda sakızdı. Artık o sakız bitti, tükendi. Tabii. Çünkü artık minimal bir şeye dönüştü. Tabii tabii. Teşvik denmez artık. Tabii. Araplara biz 25-30 sent kilo başına navlun parası öderiz. Kilo başına 25-30 sent kilo başına navlun öderiz. Devletin navlun desteği adı altında bize verdiği para 0.008 senttir. 0.008. Bu da kamuoyunda ya da nerede de bilmiyorum ama bir moda sakız oldu ağızlarda. İşte çok teşvik veriliyor, çok destek veriliyor. Peki nerede bu çok teşvik yani, destek? İmalatçılarımız konuşuyor. Neyin teşviği? Yani 25 sent nerede? Bunun işte 0.008 senti nerede? Tabii. O anlamda bunu da hani hakkını teslim etmek lazım. Şu anda imalatçılar bu kadar düşük navlun desteğiyle bu işleri hala da götürebiliyorsa, dövizin de bu kadar arttığı ortamda hala da götürebiliyorsa tabii, bence başarılı. Tabii. Hem başarı bir de bence aslında olması gerektiği gibidir. Çünkü ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz demektir bu. Aynen. Yani, bravo. Tabii, yani bu bu çok aynen, önemli. Aynen, evet. Ve yani bütün teşviklerin de zaten gösterdiği yol bu olmalı. Buydu zaten ve rekabet ediyorsunuz, ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz. İyi satışlarınız da var. Daha da iyi olabilir tabii. Ama bence hedefli yerlerde teşvik verilsin. Mesela İngiltere pazarına girmek için bir yoğun bir teşvik daha. Ama tutunduktan sonra o teşvik yine azalır mesela. Ayakların üzerinde durabilen kalır orada. Bravo. Tam yani, da teşviğin aslında amacı. Amaçları bunlar. Sizin evet pazarda yerleşene kadar, kemiklenene kadar, orada tutunana kadar uygulanır ve biter. Normalde teşviğin amacı budur. Teşvik doğar, büyür, aslında ölür. Tabii. Geri çekmeniz tabii, lazım. Şu anda imalatçılar tarafından söylüyorum, tarımsal sanayiciler tarafından söylüyorum. Teşviğin doğup büyüyüp öldüğü noktadayız.
Tabii bir tek mezara koymadık. O plan keşke planlı olsaydı. Keşke enflasyondan işte şuradan buradan döviz kurlarından kaynaklanan bir ölümle karşı karşıyayız burada. Onların yüzünden gidiyor. Keşke planlı olsa ve başbakan çıkıp dese ben teşviği öldürüyorum sizi arkadaşlar. Hodri meydan başarılar dileyip çekilse böyle kenara. Bu biraz şey doğal oluştu. Doğal oluştu bu tabii enflasyondur, döviz kurlardır falan. Kayboldu. Bu artık teşvik tabii, yok size. Şimdi yani bitmiş demektir. Destek konusunda bir örnek vermek istedim. Bu önemlidir. Örneğin Hellim'in coğrafi tescilinde olması gereken bir koyun keçi sütü miktarı vardır. Tabii Rumlar biraz uçtular bence. Biraz aşağı abarttılar. Aşağı getirmediler mi? İşte onlar da rica ettiler aşağıya çeksinler diye. Ya tabii şimdi küçükbaş hayvan üreticileri ürünlerinin değerlenmesi için bu konuda baskı yapıyorlar. %51'i işte belli bir yere kadar getirip bitirmek istiyorlar. Ama %25, %35 bantları konuşuluyor. Tam geçmemesine rağmen onlar bir taraftan bastırıyor geçmesin diye. Diğerleri de yani büyük başçılar da onlar başka bastırıyorlar. Belli bir oranda olsun, daha da fazla olmasın. Ha, olsun ama belli bir oranda yani 25'e kadar olsun diyor örneğin. Tabii. Ama 51 olduğu zaman iş çok değişiyor. Yer gök hele KKTC de koyun olacak, aynen. Koyun keçi de olacak. Şimdi bizde şu anda süt kurumuna teslim edilen koyun keçi sütü miktarı %3.5, %4 civarındadır. Peki gerçekte üretilen ne kadardır? Gerçekte üretilen %10-12'dir toplamda. Peki bu aradaki fark nereye gidiyor? Bu aradaki fark yerele mi gidiyor? Yerele gidiyor. Evet. İşte yoğurtçular, evinde hellim yapanlar, başka alanlara gidenler, bu süt, koyun keçi sütleri orada değerlendir. Demek ki aslında bu koyun keçi sütlerini süt kurumuna yönlendirmek, oradan da sanayiye kazandırmak için bir şey yapmak lazım. O da nedir biliyor musunuz? Şu anda zaten koyun ve keçiye devlet destek veriyor. Sütünü alsa da almasa da. Halbuki dese ki ben sana bu desteği veriyorum. Bu sütünü süt kurumuna vermek kaydıyla veriyorum, kayıt altına alıyorum dese o dışarıda gezen süt kurumuna gelecek. Tabii. Oradan da sanayiciye ulaşacak. Oradan da PDO'nun içine girecek. Oradan da bizi avantajlı bir hale getirecek. Yani bu böyle çok komplike bir şey değil bu sizin önerdiğiniz yani. Çok basit. Yani, çok basit bir şey. Niye yapmıyorlar? Yani onlara sorun. Evet, enteresan. Şimdi şöyle dediğim gibi bunun bu şarta bağlanması o dışarıda gezen sütün süteye devlete ulaşması, oradan da tarımsal sanayiciye ve PDO'ya ulaşması anlamına gelir. Bu zaten verilen bir destek. Hatta arttırmasına da gerek yok. Bu şartı koyması yeterli. Ha yarın bunu arttırmak istese ki Güney Kıbrıs'ta bunu yapıyor. Avrupa Birliği'nden de çok para aldı. Ekstra destekler veriyorlar. İşte Haluk Yerli ne yapsın? Hayvancılık yapsın. Ama hayvancılığın da küçük başına yapsın diye Canan Avunduk büyükbaş hayvancılık yapıyorsa Haluk Yerli'ye bu anlamda avantaj sağlıyor. İşte sana diyor 50 kuruş daha fazla vereceğim sütüne. Hayvancılığını bu tarafa kaydır diye ve sizi tabii, teşviklendiriyor. Tabii. Sizi cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyor tabii, işinizi. Tabii. Böylelikle ne oluyor üreticide? Küçük başa yönelme tarafına geçiyor. Tabii. Bunu Güney Kıbrıs yaptı. Hem kendi bütçesinden karşıladı bunu hem de Avrupa Birliği'nden gelen bütçelerle hayvancıları küçükbaş üretimi ve sütünü yapmaya teşvik etti. Hatta biraz da itti. Hatta biraz da zorladı. Tabii. Bir de tek cins hayvan lazım bize bir de. Yani her yerden alamıyoruz. Belirli tip bir koyun olması lazım. Ve Avrupa'dan gelen bir koyun. Yani Türkiye'den de getiremeyiz bu koyunu. Marinos'tur, şudur budur. Olmuyor. Belirli bir cinsin gelmesi lazım. Bu teşviği verip de o hayvanı getirene kadar buraya yine yıllar alacak önümüzde. Yani sizin dediğiniz aslında çok şahane bir fikir. Yani şu tarafa yöneltirseniz bu sütü ben size şu teşviği vereceğim dediğinizde zaten otomatik gidecek o tarafa. Bir de verdiği teşvik var. Onu da şarta bağlaması lazım. Tabii. Onu da şarta bağlaması. Onu şarta bağlanan zaten bu sefer insanlar doğal olarak daha fazla koyun üretmeye, kuzular üretmeye, tutmaya çalışacaklar zaten. Evet, evet. Hummalı bir çalışma olacak orada. Biraz da getiren olacak, satan olacak. Cambazlar var bu işi yapan herhalde. Getirirler, satarlar falan. Bu kendi başına bir endüstrisini oluşturur. Bu da ihracatçının
şeyine gelir bu. Yani kaynağını sağlamaya doğru bir yatırım olmuş olur. Elbette. Çünkü siz yani, bulmazsanız stüdyoyu nasıl yapacaksınız? Eskiden işte bir öz eleştiri yapmak lazım. İmalatçılar genelde böyle koyun keçi sütü almaktan nazlanırlardı. Fiyat yüksekti. İşte inek sütü daha iyiydi. Daha kurtarıyordu falan. Şimdi artık o safhalar bitti. Onların hepsi bitti. Geçti. PDO'lu olsun veya olmasın. Hellim üretim esnasında. Bizde o şart yoktur Güney Kıbrıs'a göre. Gene de imalatçı hayvancının gelişmesi için, özellikle küçük başın gelişmesi için koyun keçi sütünü almakta rücu etmiyor, geri durmuyor. Şu anda koyun keçi sütü her kim ki üretiyorsa litresi litresine satılıyor. Elinde avucunda kalanı yoktur. Ağırlıklı olarak inek sütünün pazarlanmasında sorunlar yaşanıyor. Koyun keçi sütünün pazarlanmasında da sorun yaşanmıyor. Yani şöyle bir avantajınız var sizin. Siz ne üretirseniz üretin. Devlet garantisi altında, fiyat garantisi altında. Alıcısı var. Almazsa zaten devlet bir şekilde alıyor onu. Ve satıyor da. Bu da hem inek üreticisinin yani çiğ süt üretiminde hem küçük baş hayvan üretiminde büyük bir avantajdır. Sizin ürettiğiniz bir ürünü satmak için işte biraz önce siz dediğiniz fenomenleri kullanın, starları kullanalım, reklam yapalım, şunu yapalım, böyle hani avantajlı hale getirelim diye böyle çırpındık fikirler üretmeye çalışıyoruz. Değil mi? Ama bu tarafta yani altyapı tamam değil de. Bu tarafta tarafta da üretilen bir ürün var. Üretildiği noktada çiftlikten gelip alan bir mekanizma var. Bakın rahatlığa bakın. Siz göndermiyorsunuz. Gelip alan bir mekanizma var. Senin çiftliğine kadar araç geliyor kapıya kadar. Kapıda hortumları bağlıyor. Sütü basıyorsunuz ve satılacağı, kullanacağı yere bankanız, gidiyor. Bankanıza düşüyor. Aynen. O da para da devlet garantisi altında duruyor. Tabii. Dolayısıyla aslında bu sektörde çalışmak büyük bir lüks ve rahatlıktır. Tabii. Yani süt hayvancılığı sütünüzü, yapmak rahat bir işe benziyor aslında. Sütünüzü satmakta bir probleminiz yok. Evet. Süt satışında bir problem garanti yok. Garanti bir alım var burada. Evet. Evet. Bugün, yani hem de ne kadar isterse olsun gibi bir şey. Yani, yani şimdiye kadar kimi sütü döküldü? Pandemi döneminde herkesin yattığı, herkesin fabrikalarını kapattığı, iş yerlerini kapattığı, inşaatların durduğu, turizmin durduğu, berberlerin saç kesemediği, işte taksicilerin taksisini süremediği, turizmin durduğu yerde tek durmayan sektör bizdik. Tabii. Ve pandemi döneminde açın kayıtlara bakın. Bir litre süt heba olmadı. Bir litre. Bir çok litre önemli. Süt. Tabii. Bu tabii. Devletin alım garantisi altında olması avantajıdır. Tabii. Bir de bu konuda da imalatçılar zaten şey oldular. Revize oldular. Kendilerini böyle düzelttiler, terbiye ettiler. Bir yere getirdiler. Bir etiğe ulaştılar. Tabii. Bu sütün dökülmemesi lazım diye. Bu anlamda tabii, da böyle bir mukayesel avantajınız varsa tabii ki bu konuda da iştahlı olmak lazım. Tabii. Bu sektöre girişte geri durmamak lazım. Tabii, tabii. İşçi konusunda ne yapıyorsunuz? Yani işçi bulmak nasıl? Çünkü şu anda endüstriye genel baktığımda işçi sorunu var. Zor zor çok çok büyük problem. Sizde ne kadar kalifiye işçi gereklidir, ne kadar düz işçi gereklidir bilemiyorum ama her ikisi diye düşünüyorum. Nasıl hallediyorsunuz işçi sorununu? Yani bizde aslında her ikisinden ziyade sadece kalifiyeli olması gerekir. Çünkü iş çalıştığımız alan işte sütle ilgili konuşacak olursak her noktası bizim için önemli titizlikle. Tabii tabii. Çünkü hem hijyenik koşulları gıdası, da. Hijyen olması, gıda olması, işte tüketimde sağlıklı ulaşması, zincirin kırılmaması ve benzeri gibi. O yüzden bizim aslında tüm çalışanlarımızın kalifiyeli olmasında bize düz işçi hiç olmaz. Ha, olur, şöyle olur. Alırsanız 3 ay içerisinde işbaşı eğitimiyle onu öğretirsiniz. Çünkü düşünün ki elini alkolle yıkamasını bilmeyen, işte lavabodan çıktıktan sonra belki de üstünü başını yıkamayan bir alışkanlığı olan insanlar da çok fazla. Hani o grup çok şimdi, aramızda tabii. Şimdi okumuş insanlar, gelmiş göçülmüş insanlar, ekonomik durumu iyi olan insanlar elbette işte tıraşına, hijyenine, gıdasına, elini yıkamasına falan saçını gösterir, başına tabii. özen gösterir ama bunu göstermeyen çok insan var. Ve evet. O çok insanlar bize geliyorlar. Ve biz onlara işte saçlarından dökülecek kıllar dahil olmak üzere, tıraşları dahil olmak üzere ellerini yıkaması ve benzeri gibi ön şartları verdikten sonra bir de işi öğretmeye başlıyoruz. Peynir üretimi. Nasıl yapılır? İşte süt nasıl alınır? Nasıl pişirilir? Bu anlamda bize kalifiyeli lazım. Ama biz kalifiyeli bulabiliyoruz mu? Hayır, bulamıyoruz. Yurt dışından işçi getiriyoruz ağırlıklı olarak.
uzak ülkelerden, Bangladeş'ten, tabii. Pakistan'dan, tabii. Filipinler'den ki ona da razıyız. Neden? Çünkü onlar da olmasa çalışacak kişi bulamıyorsunuz işletmenizde. Bu sefer insanla dayalı bir, emeğe dayalı bir iş yaptığınız için de tıkanıp kalacaksınız. Siz tabii. işlemezseniz hayvandan gelecek olan sütü heba edeceksiniz. Tabii. O anlamda çok zor. Yani hem maliyetler çok yüksek yurt dışından getirdiğimiz için hem de kalifiyeli bulamıyoruz. Bir de enteresan bir şey, bu Covid'den sonra anlayamadık. Her alanda işçi anlamında, çalışan anlamında bir eksiklik var. Yani muhasebeci arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Muhasebeci dahi bulamıyorsunuz. Üretim kesildi. İnsan üretimi kesildi ama 8 milyarı da geçtik. Anlayamıyorum ben. Üretim bir tarafta sadece bence. Doğru. Yani insanlar evde çalışmayı öğrendi. Evet. Yani çıkmıyorlar. Ofis işleri istemiyorlar. Bir yere bağımlı olmak istemiyorlar artık. Onun için 3. dünya ülkeleri daha fazla. Biliyorsunuz İngiltere'de bir Brexit yaptı, işte kamyon sürücülerinden tutun, bugün Almanya işçi alıyor, İngiltere Türkiye'den işçi alıyor, doktorlarımızı, mühendislerimizi alıyorlar. Dediğiniz gibi bir eksiklik var. Sanki ansızın değil bu, işte pandemide o 3 yıl bize o durgunluktan ansızın yerine koymak için bir sürü insan aldı, yer değiştirdi ve iş de değiştirdiler. Yani eski işler de aynısı değil ve onu biz daha yapamadık. Halbuki pandemi olmasaydı her yıl alınan, değişen normal işçi hareketleri, ona göre de herkes uyum sağlayacaktı. Biz 3 seneden sonra hala daha uyum sağlayamadık çünkü almak istediğin işçi artık orada değildi. Yetiştirmesi lazım. Tabii bambaşka psikologların bir analiz yapması lazım ama benim şöyle bir analizim var. Ne kadar doğru bilemiyorum. Haddimizi de aşmak istemem ama Covid döneminde, pandemi döneminde insanlar işte ölümden burun buruna geldik hissettiler. Doğru. Evet. Bunun dolayısıyla hayatın aslında çok değerli olduğunu, kıymetli olduğunu, zamanın çok kıymetli olduğunu, yaşamın anlamını anladılar ve hani amiyane tabirle söylüyorum, çok da canlarını ezmek istemiyorlar. İş her şey değil, para her şey değil. Daha rahat yaşıyorlar, daha rahat olmaya çalışıyorlar. Örneğin bize gelenler artık diyor ki biz cumartesi işlemeyelim. Cumartesi yarım gün genelde Kıbrıs'ta işlenir. Cumartesi işlemeyelim. Hatta öyle öneriler geliyor ki işte cumaları da yarım gün işleyelim. Namazdan sonra gitmeyelim. Kısaltıyor. Yok, namaz olarak söylemiyorlar ama cumaları da, yani cuma günleri de yarım gün çalışalım. Neden? Kendimize daha çok zaman ayıralım diyorlar. Normalinde Covid'den önce böyle bir şey yoktu. Tabii. Biz de çalışma kurtarır derdik. Sürekli çalışırdık. Evet. Şimdi insanlar artık ne kadar az çalışabilir? İşte evde, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi evde çalışma işi arttı. Tabii. İşte altta pijamasıyla laptopun karşısında üstünü kravatını giymiş, sunum yapıyor. Tabii. Ondan sonra işi bitince tekrar evindeki yaşamına devam ediyor. Gitme gelme yol olayı yok. Tabii. İşte orada yemek yeme olayı yok. Harcama derdi yok. Şu anda gündelik 200 lira harcıyorsun. Bir kola, bir kahve, bir sandviç 140 lira, maalesef, bir dürüm 150 lira. Evet. Yani bu 20 günde 2000 lirayı paranı harcıyorsun orada. Yolda gidiş var, geliş var. Tabii. Bir 2000 lira benzin masrafın var minimum. Yani yakın bile yaşasan. Giyim kuşam da yok artık. Yani oradan da. Yani bir zaman sonra diyorsun ki ben yani en azından 8-10 bin lira kurtarıyorum işe gitmemekle. Evet. İşveren de burada avantajlı, biliyor musun? İşveren de şu şekilde avantajlı. O da haftada 3 gün çalıştırırsa, diğerlerini de evde çalıştırırsa 3 gün elektrik yakmayacak, klima çalışmayacak. Tabii, tabii. Ne bileyim işte ofiste kağıt, kürek, şunlar bunlar harcanmayacak. Tabii. Hatta daha küçük metrekare de kullanabilir ofis olarak. Aynen. Kirası az olur. Tabii. Bu sefer tabii görüyoruz büyük büyük iş yerlerinin yavaş yavaş boşaltıldığını. O kira giderleri olmuyor. Onlar da buradan tasarruf ediyorlar. Tabii. Çalışan buradan tasarruf ediyor. Şimdi ortaya bir bakıyorsunuz, karışık bir durum çıkmış. Bu sefer de siz çalıştıracak adam bulamıyorsunuz. Herkes yaşamın değerini biraz daha fazla anlamış, algılamış veya yorumlamış diye düşünüyorum. Çalışmaktan geri duruyor. Halbuki Japonlar bu noktaya gelişi, Hiroşima'dan, Nagasaki'den sonra bu noktaya gelişlerini mesai bittikten sonra da bir saat Japonya için ücretsiz çalışacağız sloganıyla bu hale geldiler. Biz de ne kadar az çalışırsak diye geri gidiyoruz. Aslında Asyalılar zaten çalışıyorlar. Çünkü mesela Korelilerin lakabı Japonlar için tembel Japonlardır.
Çünkü Koreliler değil bir saat, 2-3 saat daha da çalışırlar. Bunlar Kamboçyalılar, Filipinler için de böyledir. Herkes 12 saatini koyar yani işine minimum. Çünkü çalışmakla, üretimle oluyor bu işler işte. Evet. Yani Amerika bugün hangi durumdadır? Üretimi çok azalmıştır. Hizmet endüstrisine girmiştir. Ama üretim her zaman için hakikidir ve üreten kazanır gibi o konsebi ispatlar gibidir. Çünkü elbette. Uzak Doğu kazanıyor yarışı şu anda. Elbette yani bizde işte maalesef yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Söylemediği devam edince saat işte 2'den sonra 3'ten sonra kamu kesiminde çalışan bulamıyoruz biliyorsunuz. Kıbrıs için konuşuyorum. Öte yandan üretim dediniz, onu da vurgulamak lazım. Evet, esas olan üretimdir. Hizmet sektöründe diğer insanlar çalışıyor ama asıl olan üretimdir. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı aslında bize üretimin ne kadar önemli, değerli olduğunu, özellikle tabii. tarımsal üretimin diyor. Neden? Çünkü dünyanın arpa buğday deposu, Ukrayna, işte zeytinyağı, ayçiçek yağı deposu, Rusya, her ikisi beraber dünyanın neredeyse %40 ihtiyacını karşılayan iki büyük ülke. Tabii. Şimdi onların işte Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın işte tahıl koridorunu açtı ve ondan sonra dünya bir rahat nefes aldı demelerinin sebebi işte oradaki üretimden dünyayı buluşturma koridoruydu o. Tabii. Demek tabii. ki aslında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi asıl olan üretimmiş. Buradan da bunun ispatını yapmış olduk. Tabii tabii defalarca ve şimdi ada ekonomisiyiz biz. Yani üretimle maç kazanamayız. Ama kendi girdilerimizi en azından hafifletiriz, avantaj elde ederiz. Ben de sizin dediğinize katılıyorum. Yani bunların, akıl insanların bunları planlaması lazımdır. Siyasi açıdan 5 yıllık, 10 yıllık plan yapamazsak bile kendi tarım alanımız için, kendi ekonomimiz için o planların muhakkak olması lazım. Zaten aklın yolu birdir. Yani bir hükümet yer değiştiği zaman başka bir hükümetle o 5 yıllık planın sadece bir kısmını değiştirebilir. Çünkü plan plandır. Yani üretim üretimdir. Siz bunu tamamen değiştiremezsiniz. Ha, fikri silebilirsiniz baştan ama bu aday için, insanlar için gereken de bellidir. Zaten bunu muhalefetle de kararlaştırır, şeylerde, komisyonlarda bunu beraber çalıştırırsınız, çalıştaylarda. Bunların olması lazım. Ne zaman teşvik verilir, ne olur, sütü ne yapalım, koyunların artması, işte %13 üretilirken 3'üne şey yapabiliyoruz, hakim olabiliyoruz evet. diye bunu 10 yapmak lazım. 3'ü dışarıya kalsın şu anda ve o 3'ü büyütsün, evet. serbest pazar mesela. Olmuyor. Yani bunlar. İşte ne diyoruz? Anaokuluna gidiyor çocuk doğduktan sonra. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve iş hayatı. Bu aslında insan hayatının bir planlanmasıdır. Tabii. Nasıl olacak? İşte ben önce çocuğumu anaokuluna vereceğim. Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise ve ya teknik bölüme gidip çalışacak ya da üniversiteye gidip işte akademisyen alanda kendisini geliştirecek. Evet. Bu bir plandır. Çok basit bir plandır. Gayet rutin bir plandır. İşte buna bakarak aslında biz de ne yapmak istiyoruz? Üretim yapmak istiyoruz. İstiyor muyuz? Evet istiyoruz. İstemiyorsak onunla bir kararını vermemiz lazım. İstemiyorsak tamam istemiyoruz diyeceğiz. Aynen. Bunun kararını verelim. İstemiyoruz. Tabii şemsiye tutalım. Yani gelen turistler için. Eğer evet. Olursa biz dışa bağımlı olalım. Her şeyimizi evet. dışarıdan getirelim. Biz burada işte ekmeğimizi, suyumuzu, etimizi, sütümüzü, her şeyimizi dışarıdan alalım. Dışa bağımlı olalım. Dediğim gibi şemsiye tutacağız ondan sonra. Ha, üretim yapacaksak bunu da doğru üretimi yapmamız lazım. İşte bu ülke sıcaktır, kuraktır, şurada. Evet doğru. Bu ülkenin dezavantajlarıyla avantajlarını masanın üstüne koyup, biraz önce bahsettiğim gibi akil insanların, işte üniversitelerle beraber, bilim insanlarıyla beraber bunun planlaması yapması lazım. Ne üretelim? Ne kadar üretelim? Nereye kadar üretelim? Hangi pazarlara ulaştıracağız bunları? Veya böyle bir pazar var mı? Şimdi kalkıp da biz burada futbol topu üretirsek, bilmiyorum satabilir miyiz? Hayatta. Yani, ama nedir? İşte dünyada en önemli şey su, ki petrolden de artık önemli, tabii. enerjiden de önemli su. Bu su gelmiş bu ülkeye, kavuşmuş. Ülkenin toprakları çok verimli, öyle taş toprak değil. Bütün adayı gezin, işte Karpaz'a doğru giderken yolda yavaş yavaş kırmızılaşmaya başlıyor toprak. Tabii. İşte Güzelyurt'a gidin, o narenci ağaçları 40-50 senedir az bile bakılmasına rağmen hala daha verimli. Meyve veriyor, verimli. Böyle bir toprağınız var.
Böyle bir suyunuz var. Geldi şükürler olsun. Güneş de çok iyi. Saymışlar bir ülkede, bu ülkede kaç gün güneşli? 20 gün yok güneş. Tabii kasırgamız yok, fırtınamız tabii yok falan. Bir dolu yağar arada bir. Evet yani Antalya'da şurada burada duyuyoruz işte. Seralar uçtu, şu tabii oldu, bu oldu. Bizde hiç yok onlar. Tertemiz bir havamız da var. Artık o suyu toprağa ulaştıralım. Ve insanlara da işte teşvik edelim, bunu üretin diye. Önlerini açalım pazar anlamında. Bu ülkenin ayağa kalkmaması için, 500 bin nüfusun, 400 bin nüfusun ayağa kalkmaması için hiçbir neden yok. Zaten şu anda devletin önüne geçen, özellikle İskele bölgesi Girne'ye doğru gelirken ve Girne'den de ötesine kadar müteahhitler acayip derecede bu ülkeye insan taşıdılar, insan popülasyonu taşıdılar ve doğru, zengin insanları taşıdılar üstelik de. Bu sayede de iç turizm, iç piyasa canlandı. Tabii. Büyük bir avantaj da yakaladılar. Bu insanlar bence tebrik de etmek lazım açık söyleyeyim. Tabii tabii. Çok rahat yapabilmemiz lazım bazı yani şeyleri. Yani evet, bu kadar ambargoya rağmen tabii buradan mal satıyorlar. Yani ev satıyorlar, tarla satıyorlar. Tabii. Bu olabiliyormuş tabii. Kontrollü tabii. Şimdi bu son zamanlarda bir de modası var ya, şimdi İsrailleşmeyelim. Evet, evet, İsrailleşmeyelim. Kontrollü olsun. Tabii. Ama korkmayalım olsun yani. Da. Tabii korkmayalım, evet, korkmayalım da. Yani hakikaten. Biz ticaret yapmayacaksak, bu ülkeye insan gelmeyecekse. 2004 yılında evet dedik, Rumlar hayır dedi. Her ikimiz de evet deseydik, ne oldu? Avrupa Birliği burası aman toprağı aman olurduk tabii, biz. Tabii, aman o zaman aman herkes buradan mal alabilirdi. Niye korkuyoruz tabii, ki? Tabii. Yeter ki sen kontrol et. Kontrollü olsun aynen, işin. Aynen. Aynen. Kontrol çok önemli. Evet, ben evet çok teşekkür ediyorum vaktinize. Süremiz maalesef doldu. Çok çabuk. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet. Candan Amunduk bizimle, onunla konuştunuz, onu dinlediniz. Onun fikirlerini en azından bizim süt ürünlerimizde neler oluyor dış dünyalarda bir haberimiz oldu. Size de teşekkür ediyorum. Bir saat 7'sinden beri benimle berabersiniz. Burada noktalıyoruz. Sizlere şahane, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.